içerisinde olması gerekiyor. Evet. Şimdi bu şöyle olmaz mı hocam? Ben bir arkadaşımdan hiçbir şey bilmiyorum. Bir arkadaşımdan şöyle bir şey duyuyorum. Ya sen bilmediğini kanıtlayabilirsen ya da bilmiyorum dersen, duymadım dersen, uzaklaşırsan istediğini yapabilirsin, istediğin günahı işleyebilirsin, istediğini yapabilirsin. Nasıl olsa bilmiyorsun. Allah seni bundan sorumlu tutmaz. Çok güzel. Bazıları da ben bilmek istemiyorum, bildikçe yük üzerime biniyor diyenler de var. Şey gibi yani, akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine, deli olup dünyanın senin kahrını çeksin misali gibi bir şey. Aynen öyle. Öyle bir yani, şey yok. Tabiri caizse, hani köylü kurnazlığı denilen bir kavram var ya. Evet. Onun gibi bir şey. Peki 19. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin velisidirler. Allah ise muttakilerin velisidir. Bak burada yine o Firavun'un büyücülerine örnek vermek gerekiyor. Şimdi Firavun onların Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim demesini engelleyebildi mi? Ne dedi onlar? Ey Firavun, sen bu azabını, bu zulmünü ancak dünyada geçerli kılabilirsin. Bir de ahiret hayatı var. Sen bizi öldürebilirsin ama ahiret hayatında Allah'ın elinden sen kurtulamazsın. Mesajıyla o ölümü göze almış, kesinlikle ondan dönmemek için Allah'la sözleşmiş. İşte peygamberlere de diyor ki, çünkü onlar Allah'tan gelecek sana yapacakları zulmü belki dünya hayatında sürdürebilirler, seni öldürebilirler ama kesinlikle Allah hayatın, ahiret hayatında sen kararını sürdürdükten sonra kesinlikle seni o yoldan uzaklaştıramazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin velisidir. Onlar birbirlerinin yanında yer alırlar ama Müslüman olanların, muttaki olanların velisi ise Allah'tır. Yani Allah kesinlikle yardım ederim dediyse, sen Allah'ın sözüne uymuşsan Allah sana mutlaka ahiret aleminde yardım edecektir. İşte rahim olan Allah ahiret aleminde sadece müminlere, muttaki olanlara merhamet edecek derken bunu anlatıyor. İnsanlar için basiret nuruyla Allah'a yönelen ayetlerdir. Kesin bilgiyle inanan bir kavim için bir hidayet ve bir rahmettir. Bak, az önce bir kardeşimiz demişti. Yani bu Kur'an bir şifa. Yani Kur'an'dan ben uzak kaldığım zaman ben bir tuhaflaşıyorum diyordu. İşte bu Kur'an yaklaştıkça insanlara merhamet, rahmet ve her türlü seni teskin edip rahatlatıyor. Bir tane tıp doktoru diyor ki, kesinlikle Müslüman olanlarda psikolojik bir rahatsızlık olmaz, sağlam bir Müslümansa. Bundan daha güzel ne olabilir? Evet. Onu anlatıyor. Şimdi burada yine insanlar için yol gösterici, kesin bir bilgiyle inanan kavim için bir hidayet ve bir rahmettir. Şimdi biz bu kesin bilgiyi nasıl ortaya çıkaracağız? Nereden bileceğiz? Şimdi bu Kur'an bize gelmiş. Bilmiyorum. Alican daha önce bir ateistlikten gelme konumu var ama bizim hiçbirimiz ya bu Kur'an gerçek mi? Sahte mi? İçinde ekleme çıkartma var mı? Efendim, bana gerçekten yol mu gösteriyor? Yoksa beni yanlış bir yere mi götürüyor? Böyle bir düşünceye sahip olmadık. Bu maksatla Kur'an'ı hiçbir zaman sorgulamadık. Oysa o Kur'an'ın gerçekten yol göstericiliğini bu maksatla sorguladığımız zaman biz gerçek manada onları algılayabileceğiz. O zaman bu Kur'an'ın hakikat olup olmadığının en önemli belgesi, kesin belgesi evren yasalarına uyup uymadığı, yani bana ne vaat ettiği. Biliyorsunuz ideolojiler toplumlara
ve insana verdiği değere göre, sunduğu yaşam biçimine göre değer kazanır. Yani bir ideoloji, biri ne kadar iyi, ne kadar güzel, ne kadar çok değer veriyorsa insana ve dengeli bir yaşam biçimi sunuyorsa o kadar iyidir. Öyle geçer yani. Dolayısıyla o zaman Kur'an'ın bize ve insanlığa sunmuş olduğu yaşam biçimini de evrenle sağlamasını yaparak aslında kontrol etmemiz gerekiyordu bizim. Fakat biz dinimizi atalarımızdan devraldığımızdan dolayı böyle bir ihtiyaç duymadık, böyle bir sorgulama da yapmadık. Bundan dolayı da belgeyle inanan bir toplum olamadık maalesef. Sonradan işte Kur'an'ı anlayarak, hayattaki karşılıklarını bularak şimdi bu belgeleri oluşturmaya başlıyoruz. Ben bu belgenin hem Kur'an'ın kendisi hem de evren olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi hocam şöyle bir şey var. Yani ben kendi hayatımdaki yaşadığım bazı süreçlerden, bazı durumlardan örnek vereyim ki bu muhtemelen hepimizin hayatında var olan şey. Hani Kur'an-ı Kerim işte kirli isterseniz yaklaşmayın, abdestsiz yaklaşmayın, işte yere indirmeyin, işte Kur'an-ı Kerim bütün denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa manasını yazamazsınız. Şimdi bu gelenekten gelen, yani şöyle tarif edeyim, gelen ek süreçte herkes bir ek yapmış ve biz o geleneğe uyarak geldik. Tabii yaşadığımız ortamlardaki Kur'an-ı Kerim'i bize bu şekilde açıklayacak şeyler olmadı, rehberler olmadı. Şeye gitsen, camiye gitsen sadece sana Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğretiyor, yazılmayı bile öğretmiyorlar. Öyle devam ediyorsun. Geçen bir hocamız şöyle diyordu. Sen ki Allah'ın huzuruna çıkıyorsun, Allah'la ne konuştuğunu bilmiyorsun. Ya bir şeyler söylüyorsun ama kendin bir şey anlamıyorsun. Yani düştüğün durumu anlayabiliyor musun diyor. Yani farz et bir devlet dairesine gittin, derdini anlatıyorsun ama söylediğin şeye kendin anlamıyorsun. Şimdi böyle bir şey olunca ister istemez hepimiz hayatımızda eksiklikler yaşadık. Yani ben ilk bu şeye grubunuza katıldığım zaman şöyle bir şey demiştim. Keşke bu hani ilkokul 3. sınıftan ya da ilkokul 1. sınıftan mecbur kıldım. Türkçe tefsiriyle birlikte bu bizlere anlatılsa, çocuklarımıza anlatılsa, mecbur tutulsa. O çok tehlikeli Mehmet abi. Bak ben yine damarıma bastım. Şimdi çok tehlikeli. Hayır, anladım. Süleyman hocam. Nasıl bir şey bu? Bu kadar şeyi müşrike düzeltmek için uğraşıyoruz. Çaba gösteriyoruz. Bazen hayır ama şöyle Süleyman hoca şöyle bir şey. Bu eğer böyle yapılmış olsa, dediğim gibi yapılmış olsa, o zaman kimse sağa sola o öyledir, bu böyledir demek gibi bir şeyi olmaz o zaman. Süleyman hocam, o boyutu dersten sonra konuşalım. Cümleni bitir de tamam. Bir son hikaye tamam. Kalın. Sen söyle cümleni. Peki. Yoksa kötülüklere batıp yara alanlar, kendilerini iman edip salih amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Ölümleri bir mi olacak? Ne kötü hüküm veriyorlar? 20'yi okumadık hocam herhalde. Okuduk mu? Okuduk az önce hocam. Bu Kur'an insanlar için basiret nuruyla yöneten kesin bir bilgiyle inanan kavim için dedik ya. Okuduk az önce. Tamam evet. 21. Evet, yoksa kötülüklere batıp
yara alanlar. Burada neyi anlatıyor? Aslında yara almak ne demek? Bu günahı kendisini kuşatmış olan bir kişi o arkasından ne diyor? Kendilerine iman edip, salih amellerde bulunanlar gibi mi kılacağız? Yani burada inkar edenlerle iman eden, salih amel işleyenleri bir mi kılacağız sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi olacak? Yani bunlar aynı değere mi tabi tutulacak? Ne kötü hüküm veriyorlar. Mesela deistler diyorlar ki biz dünya hayatında yaşarız ölürüz. Allah'a inanıyorlar ama. Peki ya Allah bu dünya hayatında varsa, yani Allah dünya hayatında insanları yaratmış ve biliyorsa, gözlüyorsa bu zulmedenlerle mazlum olanları aynı kefeye mi koyacak Allah? Orada eğer bir ahiret alemi yoksa bu haksızlık, bu zulüm değil mi? Bu her şeyi düzenli bir şekilde yaratan Allah. Peki bu insanların düzenini sağlamak için bir kural göndermemiş mi? Hani onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah derler. Sizi kim yarattı desen Allah derler. Nasıl da çevriliyorlar. Bu kadar sistemli, bu kadar düzenli, bu kadar intizamlı bir kainatı, evreni, dünyayı yaratan Allah insanlara düzgün bir hayat kurması, düzgün bir hayat yaşaması için kural koymamış. Bu ne biçim çarpıklık diyor Allah. İşte ahiret alemi yok demek de bundan kaynaklanıyor. O zaman o söylediğine muhalefet etmiş oluyorsun. Allah dünya hayatını düzenli, yani evreni düzenli bir hale dönüştürmüşse insanlara da düzenli bir yaşam için bir kural koymuş. Kim bu kurala uyarsa cennet, kim bu kurala uymasa da cehennem demiş. Zulmedenlerle zulmetmeyenleri Allah mutlaka ayıracaktır. Ki Allah'sa. Tabii ki. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Öyle ki her nefis kazandıklarıyla karşılık görsün. Onlara zulmedilmez. Bak aynı ifadeyi söylüyor. Allah gökleri ve yeri hak olarak, yani bu kadar sistemli, bu kadar düzenli, boş yaratılmayan bir kainat her nefis kazandıklarına karşılık görsün. Onlara yani bir ahiret alemi yaratıyor ki burada inanan ve salih amel işleyen, inkar eden ve zulmeden insanlar karşılığını orada görsün. Kesinlikle Allah orada bir hurma çekirdeğinin etrafındaki lifler kadar haksızlık yapmadan herkesin kazandığını tas tamam vereceğim diyor Allah. Olay bu değil mi? Şimdi bir tanesi. Burada şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir kişi öldükten sonra günahlarından dolayı cehenneme atılacaksa, burayı hak etmişse ama birisi gelip ona şefaat edip onu alıp cennete götürüyorsa, o zaman bu kişi kendi kazandığıyla karşılık görmüş olmuyor. Bu durumda bu ayet yanlış olmuş olmuyor mu? Aynen yanlış oluyor. Tabir olmuş oluyor hocam. Tabir. Yani ahiret aleminde Allah şefaat ederse kesinlikle torpil olur. Allah asla torpil yapmam diyor. Herkesi hak ettiği neyse onu vereceğim. Adil olarak diyor Allah. Olay akşam o. Olay bu değil mi? Hocam bundan sonra ilk işim şefaat ya Resulullah diyen kim olduğunu bulmaya çalışacağım. Bir de burada yani gökleri ve yeri hak olarak yarattı diyor. Allah o zaman bizim şair diyor ya, yalan dünya sana sesleniyor. O zaman dünyanın yalanlığı boşa çıkıyor. Bu ayet onu gösteriyor. Aynen. Yani dünyayı tabulaştırmak yalan. Dünyada dünyaya kadar değer vereceksin. Ahirete de ahiret kadar değer vereceksin. Ben Kur'an'ı biliyorum. Kur'an'ı
tamamıyla hakimim. Meal yazdım, tefsir yazdım. Gelin bana sorun. Yüz binlerce kelle sayısına ulaşmış birçok alimle görüştüm. Yıllardan beridir de konuşuyorum, halen de konuşuyorum. Ben böyle bir şeye daha rastlamadım. Hakikaten yani her zaman arkasından da söylüyorum, yüzüne de karşı söylüyorum. Arıza Hocam'ın şu tespitleri var ya, ben inanıyorum halifeler dönemindeki bozulmamış din anlayışının tefsiri. Yani belki ufak tefek eksiklikler olabilir ama şu anda ben Kur'an'ı biliyorum diyen alimlerin içerisinde Arıza Hoca'nın yeri bambaşka. Ben şuna da inanıyorum, yüzyıllar boyunca bu ümmet, bu insanlık bu kavramları konuşacak ve hatasından dönecek. Zaten şimdiden şeyler başladı. Bakın şefaat konusu, şefaat konusu, Edip Yüksel'e sorsam der ki şefaat konusu tamam, aynı bizim anladığımız şekilde. Ama düzeltilmiş beşer nedir desen, ruh nedir desen bilmez. Ramazan Demir'e sorarsın, kelimeleri güzel, tamam, orijinal bir şekilde çevirir ama dünyada var olan ama iman etmemiş bir insana ölü diyen Allah'ı gel bakalım tefsir et. Veya Allah yolunda ölen ya da öldürülenleri gel tefsir et. Yani tercüme etmek bir marifetmiş gibi ortaya çıkıyorlar. Ama esas mesele, bakın biz bu tefsirleri yaparken nasıl görüyoruz? Bu değildir diyoruz. Bu diyoruz Nuh'un gemisi olamaz. Bu iman gemisidir diyoruz, değil mi? Veya kadınları dışlayan bir ayet olduğu zaman, tercümelerde bir hata olduğu zaman hemen onu fark edebiliyoruz. İşte kavramları doğru bildiğimiz zaman bu defa Kur'an'ı anlamamak, inanın yani bir mucize. Zor değil. Herkes anlayabilir. O yüzden Arıza Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bugün çıksam namaz iki rekattır desem bu ümmet adamı doğrar yani. Estağfurullah Süleyman Hocam. Bir adamın... Bir... Şuna inanıyorum. Şu 15-20 kişilik mevcudumuz var ya. Eğer Resulullah'ın zamanında yaşamış olsaydı o peygamberin birer sahabeleri olurdu. Bu anlayışa sahip insanların var olması güzel bir şey. Hakikaten çok güzel. Bir kişi, bunu başarabilmek çok önemli. Bir kişi yüzüne karşı övmek 300 kılıç darbesiyle üzerine yürümek demek. Onu biliyor muydun? Abi doğruyu söyledi Süleyman Hocam. Yani biz evimize medreseyi taşıdın Arıza Hocam. Estağfurullah. Ali Baba. Biz gerçekten fark ediyoruz. Farkı fark ediyoruz. Kendimizdeki farkı fark ediyoruz. Tasavvurumuzdaki düzelmeleri görüyoruz. Yani hakikaten bizde, bende çok şey değişti. Onun için Allah senden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Ashab-ı Kehf gibi görüyorum ben buradaki arkadaşlarımı. Tabii. Ali Baba, bak şu grup var ya, yemin ediyorum yıllarını vermiş birçok alimden ilimde daha da derinleşmiş insanlarla dolu. Bu grubun içerisindeki bilgi var ya, hakikaten... Hocam ben o bazı yani şey yapmış, ilahiyat bitirmiş, burada cemiyetlere hoca olmuş insanları dinliyorum. Yani adam yarım saat konuşuyor, yarım saat içerisinde Kur'an'a zıt belki 30 tane şeyini görüyorum adamın. Ama nereden başlayıp nasıl anlatacağım bilemiyorum. Tabii yer yer dürtüyorum, ineriyorum. Yani bu nereden geliyor? İşte bu dersleri, bu yani birbirimizi tamamlamış oluyoruz biz bu derslerle. Tabii Arif Hocam da önderlik yapıyor. Gerçekten yok, çok önemli. Estağfurullah. Siz buna yönelmezseniz benim anlatmamın bir faydası olmaz ki. Şimdi bazı ilahiyatçılar okuyor. Bir tanesi dedi ki, vallahi dedi, şu Kur'an'ı doğru anlamak, doğru anlatmak sana nasip olmuş dedi. Şimdi aldı tefsirimi. Tefsirimi aldı. Sen de bizim dediğimize geldin işte hocam. Yok. Şimdi aynı adam herhangi bir konuda muhalefet ediyor. Ya hem Kur'an'ı doğru anlamış diyorsun, hem Kur'an'dan bir şey anlattığım zaman sen muhalefet ediyorsun. Ne biçim anlatıyorsun? Ne biçim periz dedim. Böyle bir şey olabilir mi? Hocam,
derinlemesine çalışıyorum. 40-50 yılını vermiş ama o atalarının ortaya koyduğu din anlayışı var ya, senelik, onun şeyinden kurtulamamış. İnsanlarla konuştuğum zaman kendimi güçlü hissediyorum. Adam bir şey söylüyor, pat 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 ayetleri söylüyorum. Bu ne diyorum? Şimdi Süleyman Hocam, o bu öyle bir şey. Yani, öyle tefsircilerin bir şey. Çok önemli bir kısmı zaten tefsir yaparken %95'ini Arapçaya veriyor, ayırıyor şeyi. Yani sözlüğe mahkum olmuş. Adeta Arapçayı da neredeyse böyle fetişleştirmiş. Kelimenin bu manası var diyor. Ayete bakıyor. Eğer uygun düşmüyorsa orada bakıyor, başka sözcükleri de araştırıyor. Acaba üçüncü manası da var mı kelimenin? Dördüncüsü de var mı? Onu buraya koysam olur mu? Böyle değiştiriyor. Bir şekilde kılıfına uydurmaya çalışıyor. Kur'an'daki müteşabihatı tabiri caizse ıskalıyorlar. Neden? Arapçayı fetişleştirdiklerinden dolayı. Bir de Kur'an'ın hakikatleri formüller şeklinde verdiğini tespit edememişler. Evet. Yani formüller şeklinde geldiğini tespit etseler, sadece formüllerin altta ve üstte veyahut da denklemin sağında ve solundaki o faktörleri, o komponentleri bulacaklar. Onları bulduktan sonra da formül ortaya çıkınca hakikat o zaman ortaya çıkıyor. Ve Kur'an'ın kendi prensipleri olduğunu hiç göz önünde bulundurmamışlar. Sürekli kendinden öncekilerin prensipleriyle Kur'an'a yaklaşıyorlar. Oysa Kur'an'ın kendi prensipleri var, kendi kuralları var, kendi yöntemleri var. Kur'an Arapça kelimelerle indirilmiş fakat kelimelere kendisi anlamlar yüklemiş ve birkaç manada onu birkaç yerde kullanmış. İnsanın yapması gereken sadece Kur'an bu kelimeleri nasıl kullanmış bunu tespit etmek. Ama bunu bırakır da illa o kelimeyi sözlükteki manasıyla ben bunu anlayacağım, buraya koyacağım demeye başlarsan, o zaman Bakara suresi 73'teki sığırın etiyle öldürdüğünüz adama Allah ölüyü böyle diriltir. İşte ne yapıyor Abdülaziz Bayındır? Ben diyor doktorla konuştum. Acaba ölmeden mi adama sığır etini vurdular? Şöyle mi yapar? Nasıl dirilir? Bunun araştırmasına bak. Niçin? Çünkü Arapça ne yazıyorsa o diyor. Dolayısıyla bu yalnız Abdülaziz Hoca hakikati bulacak abi. Abdülaziz Hoca hakikaten samimi, yani burada da samimi. Onun için hakikate ulaşacak o bir gün. Ben ondan çok ümitliyim. Hayır, ben şahıs olarak bunu kastetmiyorum. Sadece bir örnek olarak ve inşallah tabii ki samimiyetinden benim de şüphem yok. Bak sevgili hocam, şey de arkadaşlar, mesela Ramazan denir ne diyor? Diyor ki Allah diyor, benim projesini Nuh'a Cebrail vasıtasıyla verdi. Bak. Cebrail vasıtasıyla verdi. O projeye göre yaptı. Ya kardeşim, bu makinenin, bu geminin, hadi tahta ahşap kısmını yaptık da bunun motoru var, bilmem var, şu var. Buna bir torna lazım. Elektrik yok, bir şey yok. Ya bazı şeyler biraz aklın türkezinden geçirmek gerekmez mi? Bana yutturamazsın yani. Orada gelen projeye göre Nuh'un şey yaptığını. Ya iman gemisi desen bu tutsanına bu kadar acaba ne gerek yok. Bayraktar'a da insansız hava araçlarının projesini mi gönderdi acaba Allah? Rüyasında göstermiştir belki. Sadık rüyalar. Evet. Bir başkası da işte asasını vurdu. Deniz ikiye ayrıldı. Ya bu asada böyle bir kudret varmış da yıllarca o Firavun'un kafasına niye vurmadık kardeşim yani? Neyi bekledi ya? Bunun sonunda kız ölsün niye mi bekledi? Nedir bu? Heyecanlı olsun niye mi bekledi? Abi Kur'an'ın bu kendinden böyle mutlak kısası biraz heyecanlı olsun niye mi bekledi? Elinde böyle bir hikmet varmış. Ben şeyi düşünüyorum abi de. Az önce Ali Rıza Hoca'dan bahsederken biz burada bu mesajları alırken aslında bence benim fikrim Ali Rıza Hoca hayatla koparmadı bağları. Yani gerçek hayatla evren dediğimiz evrende koparmadı bağları. Mesajları biz bu şekilde alıyoruz. En azından bence bu akıl süzgecinden böyle geçiyor Süleyman abi. Yani uyuyor bize. Çünkü biz birçok yerde dinlediğimiz zaman bir türlü hayatla ilişkiliyor. Hep fantastik mesajlar, fantastik hikayeler. İnsan kendini bulamıyor. Ya da bir yere koyamıyor kendini. Ama şimdi biraz daha gerçeğe döndüğü için aklımıza uyuyor. Allah razı olsun. Ali Rıza Hoca'yla
düşünmeyi ve soru sormayı öğreniyoruz diye düşünüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Halide Hocam bir şey söylemişti. İlk öğrendiğim mesela Allah'ın Kur'an'daki ayetleriyle evrendeki ayetleri tam bir uyum içerisinde. Tabii. Bak bunu herkes okuyor. Herkes okuyor ama bunu bununla karşılaştırmak şeyini akledemiyor insan. Bak onu akletmeyi gösterin de ben şimdi ben bakıyorum Beşik'teki İsa niye konuşsun kardeşim? Bunun bir örneği yok. Bana diyor namaz farz kılındı diyor. Beşik'teki çocuğa namaz farz olmadı. Şimdi mesela Beşik'teki İsa hadi konuştu diyelim. Konuştu diyelim. Hadi kardeşim tut elimi İslam'ı yaymaya gidelim dese o Beşik'teki çocuk nasıl gitsin ya? O kadar şeyi nasıl kaldırsın? Ya da Allah'tan çocuk. Şimdi şöyle bir şey var. Niye çocuğunu kessin? Diyor ki doğruyu gördüğü halde çocuklukla ergen arası bir yaşa getirdiler. Artık bebeklikten çıkarttılar. Yavaş yavaş büyüyor. İsa büyüyor. Ergenlikle şey arası uyukları yeni terleyen falan filan şeylerle çevirdiler. Süleyman Hocam. Evet. Diyor ki doğruyu gördüğü halde davranışlarını değiştirmeyenler cahillikleriyle mutlu oluyormuş gibi görünürler. Yani bunlar da cahillikleriyle mutlu oldukları için çok böyle doğruyu görmek istemiyorlar biliyor musun? Bir de abi şey tabii insanlar doğru yaptıklarını zannediyorlar. Doğru inandıklarını zannediyorlar ya o yüzden biraz bence şey var sakınca var. Evet. Hani bize kattığı en önemli şeylerden biri de gerçi Süleyman abi söyledi ama mesela şimdi Kur'an'ı okuyunca ben mesela şeyi anlayabiliyorum artık aynen Süleyman abinin dediği gibi. Ya bu ayet burada olmadı. Yanlış yorumluyorsun, yanlış okuyorsun, yanlış çeviriyorsun. Ben mesela bunu artık görebiliyorum burada. Mesela şu kavram çok güzel oturması lazım kafamızda. Nasıl mesela cin kavramında artık biz cin deyince Allah'a inanmayan, vahiden uzak insanların olduğunu artık anlıyoruz. İslam'ın, mesela İsa'nın bir İslam peygamberi olduğunu, Musa'nın bir İslam peygamberi olduğunu, İbrahim'in, Nuh'un bir İslam peygamberi olduğu artık beynimize işlemesi lazım bizim beynimize. Bunu anladığı zaman dünyanın bence kurtuluş burada. Yani bütün dünya bunu anlarsa artık kurtulacaklar insanlar. Yani İsa bir İslam peygamberidir. Bunu anlaması lazım herkesin. Şimdi evet. akşam şeyde gelirken minibüste ya bunu kim söylüyor? Dedim ben söylüyorum. Sen nereden duydun bunu? Kur'an'dan duydum. Ya bunu kimya'da kimse söylememişti. Ya Ali Rıza Hocam'dan öğrendim. Ya Rıza Hoca hiç televizyona çıkmıyor. Ya şu kritere bak ya. Hocam televizyona çıkmazsan kimse inanmayacak. Şimdi Ali Rıza Hoca'yı televizyona çıkaralım o zaman. Hayır, bu iki ceviz olduğunu aslında bir konuşulabilse de bir program yapılsa birkaç tane çok güzel olurdu. Ya abi. Bu arada Fatih kardeşimiz de katıldı Milas'tan Fatih Turan. Mikrofonu açılmıyor galiba. Bir daha denerse mikrofonunu bir tanışalım kendisiyle. Hem bir hoş geldin demiş olalım. Hem biz onu tanıyalım, o da bizi tanısın. Burada hala kendisi ama bilmiyorum mikrofonu çalışıyor mu çalışmıyor mu. Açıldığında konuşsun inşallah. Şimdi bu yöntemler, Kur'an'ı anlama yöntemleri bu işin olmazsa olmazı. Bu yöntemler doğru tespit edilmediği sürece 750 senede insanlar bunu okusalar sürekli uydurma peşindeler. Şimdi işin içinden çıkamayınca ne yapıyorlar? Mesela Abdülaziz Bayındır işin içinden çıkamadığı yerlerde Kur'an sünnet bütünlüğü diyor. Yani sünnette var olan şeylere bakıp oralardan bir açıklama getirmeye çalışıyor. Bazı şeyleri böyle yapmaya çalışıyor. İşte bir diğerleri sünnet olmadan, hadis olmadan Mücadele Suresi anlaşılmaz diyor mesela Mehmet Okuyan. Efendim bir diğeri de işte şey gibi Ramazan Özdemir gibi bu Arapça harekelendirme sonradan yapılmıştır. Dolayısıyla biz orijinal kelimeleri aldığımız zaman iş çözülür diyor. Orijinal kelimeleri alıyor ama melekler de diyor iradeli varlıklardır diyor. Cebrail gelirken kortej eşliğinde diyor vahyi getirir diyor. Çaldırmamak için. Şimdi hocam, Tehlik hocam ben Araplarla da çok konuştum. Hani ya Kur'an-ı Kerim Arapça kardeşim anlamıyor musunuz? Onlar aynen şunu söylüyorlar. Evet, Kur'an
Kur'an terim Arapça ama orada anlatılan bizim konuştuğumuz gibi değil. Orada cümleye farklı anlamlar yükleniyor. Farklı şeyler ortaya çıkıyor. O yüzden onu anlatmakla bizim günlük konuştuğumuz Arapça aynı değil diyorlar. Şöyle aslında bak Suudi Arabistan'dan anam orada polislik eğitimi almak için gelmişler. Çok Kur'an'ı o kadar hırs etmişler, ezbere biliyorlar ki bizim Kur'an üzerinde çalıştığımızı duymuşlar, yanıma geldiler. Neyse kalabalık depiyi. Orada Hanbeli mezhebindenmiş bunlar. Şu ayeti böyle anlamak lazım, bu ayeti böyle anlamak lazım. Peki şu ayeti nereye koyacaksın o zaman dediğimde, vallahi biz bunu nasıl düşünemedik demeye başladılar. Yani aslında eğer bu Kur'an Allah'tansa, Allah çelişkisiz bir kitap göndermişse, kendi sistem içinde kendini açıklıyor. Bir ayette bir şeye anlam yüklemişsen, onunla ilgili benzeşen ayetleri de o anlamın dışında anlam yüklersen, kesinlikle o çelişkisiz bir kitap olmaz. Çelişkili bir kitap olur. Onu anlayınca ben bundan sonra düşüneceğim dedi. Yani Kur'an'ı kendi sistemi içinde, bak bir tane İbrahim Sarmış var, Konya İlahiyat Fakültesi'nde profesör. Türkiye'de Arapça bilenin en önde geleni. Beni götürdüler onun yanına. Bana dedi ki, sen Arapça biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. Arapça bilseydim ben bu Kur'an'ı anlayamazdım dedim. Öyle deyince güldü. O kitabını verdi. Ben de kitabımı verdiler, gönderdim. Neyse, aradan iki ay geçtikten sonra bir telefon açtım. Okudun mu? Senin kitabı ben okudum. Bazı şeyleri not aldım, konuşalım diye. Açtı kitabı, İsa babasız değildir, İsa'nın babası Zekeriya peygamberdir. Sen böyle diyorsun, kapat kapat dedi, telefonu kapattı. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani bu insanlara bu Kur'an anlatılır mı ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi diyelim ki, İslam'da kaynak diyelim sünnetleri, yani hadisleri. Peki peygamber Kur'an'ı kayıt altına alınca almış da neden hadislerini aldırmamış? Madem kaynak, madem değişmez, onun kadar değerli, kayıt altına alması gerekirdi. Bunu niye akıl edemedi? Bu bir. Ama İki, öyle değil. Diyorlar ki o hadisler diyor peygamberin yaptıklarıdır. O da kendi yaptıklarını kayıt altına aldırmaz. Başkası onu kayıt altına alır. O zaman da 180 yıl sonra çıkıp gelip Mekke'de peygamberin yaptıklarını kayıt altına alır. Eyvallah. Peygamber vahiyden bağımsız hareket etmiyorsa o zaman hadisler bağımsız şeyler mi yani? Vahiyden kopuk şeyler mi o zaman yani? Bakın, vahiyden bağımsız hareket edemez. Uzman bu işin uzmanlarıyla da konuştum. Mesela sünnet namazı kıldığını iddia ediyorlar peygamberin. Ben kendilerine sordum. Dedim ki peki dürüstçe söyleyeceksin ama madem bu işin uzmanısın. Peygamberin sünnet namazı kıldığına şahit olan bir tek insan var mı kayıtlarda? Hayır yok dediler. Bak yok dedi. Bu da iki. Üçüncüsü şimdi peygamberlerin mükellef olduğu her şeyden biz de mükellefiz. Ama peygamberlerin mucizesi olduğunu iddia ediyorlar. Peki aynı şeye mükellefsek, aynı şekilde sorumluysak, o zaman bizim de aynı özelliklerde mucizelere sahip olmamız gerekmez mi? Aksi takdirde bu emirleri mucizesiz yerine getirilemiyorsa biz nasıl getireceğiz? Şimdi özür diliyorum ama burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi peygamberlere Allah diğer iman eden insanlardan iki farklı ayırıyor. Birisi, ya Resulüm onlardan farklı olarak gece kalk, nafile ibadet yap. Burada nafile ibadeti bildiğimiz
namaz anlamında ibadet değil. Dünya hayatında o inkar edenlerin yaptıkları zulümlere karşı nasıl plan program hazırlayacağını hazırla gece. Gündüzün, gecenin üçte birinden eksilt, üçte ikisinden eksilt ifadeleriyle bunu anlatıyor. Bir de müminlere ait olmayan, sadece sana mahsus olmak üzere kadınlarla evlilik olayını anlatıyor. Bak bizde o yok. Bunun dışındaki bütün yaptıkları bizim için örnektir. Biz ondan örnek, o ne yapmışsa biz de onu yapmak zorundayız. Kur'an'a göre benim anladığım. Özür dileyerek söylüyorum ama. Şeyin grubun içerisinde gerçekten herkes birbirinden çok değerli. Özellikle Hatice Hanım'ın mesela değerlendirmeleri. Ben bazen korkuyorum Tevfik abi bir soru soracak pat diye. Konuyu takip edemeyiz falan. Ama pratik bir kadın zekası. Kur'an'ı iyi kavrayabilmiş bir insan. Mehmet abinin mesela bir kavrama takılıp Kur'an'da izini bir dedektif gibi günlerce araştırması çok güzel bir özellik. Öbür Mehmet Atıcı abi yeni geldi ama Kur'an'ın şeylerini, hakikatleri açık mantığını rahatlıkla kullanabiliyor. Fatih kardeşim çok harika bir zekine sahip. Geçenki İsmail Ferit hocamla konuşmasında işte sen rahat ol, İslam devleti kuracaksın, işte onunla başına geçeceksin, şudur budur şeyini ayeti tefsir etmişti. Fatih Hocam orada yani Allah Resulü bir makam için mi bu kadar şey yapıyor? Halbuki onun için önemli olan cennet makamı değil mi diye bir kelimeyle aslında o şeyi bitirmişti. Yalnızca kardeşim bir tam bir devrimci bir ateizmin şeyinden kurtulup müthiş belki de o kalbi mühürlenip de o şeyi mühür kurabilen ender Müslümanlardan birisi. Yok kalbi mühürlenseydi kıramazdı. Yani müthiş bir şey, çok çok önemli bir çaba yani bunu görmezlikten gelemeyiz. Herkes de gerçekten şu Kur'an'ı anlama iradesi var ya, hakikati öğrenme iradesi, o başlı başına bir zaten şey, önemli bir özellik. Harika yani, çok inşallah. Zaten bir kişi sorgulama mekanizmasını kapatmıyorsa ve ben bu işin en doğrusunu bilmem lazım diyorsa ve farklı açılardan, farklı dimensiyonlardan bakabiliyorsa olaya, o çözüyor eninde sonunda. Yani evet. İşin hakikatine muvaffak oluyor. İşin özünde yatan şey aslında burası. Şimdi bu sorgulama metoduna Ali Rıza Hocam'ın anlattığı teknikleri getirdiğin, koyduğun zaman iş biraz daha aydınlığa kavuşuyor. Evet. Gerçi şimdi Ali Rıza Hocam'ın anlattıklarının çoğunu yine biz göz ardı ediyoruz. Fark edemiyoruz. Mesela dağı üzerinize kaldırdık gölgelik olsun diye. Bu ayetten örnekler verdi. Şimdi bu da başlı başına bir anlatım sanatı var orada. Ve bunun parça parça anlatılıp birkaç örnekle izah edilmesi gerekiyor. Ama Ali Rıza Hocam dört tane ayetin arasına onları da böyle söyleyip geçiyor. Veya hani Allah size iki topluluktan birini vaat etmişti. Siz de güçsüz olanı istiyordunuz. Efendim bunu örnek veriyor mesela. İnsan niye güçsüz olanı ister? Neydi istenilen topluluklar? Burada anlatılan neydi? Bunlar bir ilkokul talebesi gibi buraları bizim işlememiz lazım. Ama vakit sınırlı olduğu için Kur'an'ı bir baştan sona öğrenelim dediğimiz için henüz oralara detaylı bir şekilde giremiyoruz. Fakat Kur'an'ı bir bitirdikten sonra oralara, o anlatım tekniklerine ayrı ayrı, zaman ayırıp, gün ayırıp tekrar devam ederiz inşallah. Maşallah Tevfik Hocam, şöyle bir şey, ben de geçen de bunu söylemiştim ama şimdi mesela namaz konusu. Kur'an-ı Kerim'deki geçen bütün surelerde geçen namaz ayetlerini bir araya toplayıp namaz hakkında olup biteni tek konu halinde, mesela bugünkü konumuz namaz. Şu ayetlerde geçer, şunu anlatır. İşte beş vakittir, iki rekattır, şudur gibi
konuları böyle tek tek ele almış olursak bence daha böyle bir aynı konu üzerinde saat, belki saatlerce konuşacağız. Daha rahat anlaşılır, daha aklımıza iyi nasıl diyeyim, yani beynimize iyi girer diyeyim, öyle diyeyim artık. Şimdi öyle yapsak bile Mehmet Emin Hocam, eyvallah tabii ki, ama yine de Kur'an'ın bütününü okumadığın zaman yine de eksiklik çıkıyor. Evet, evet. Yani şöyle söyleyelim. Dört işlemi vermemişsen bir çocuğa, her ne kadar sen sürekli toplamayı anlatsan bile, ama toplamanın içerisinde bazı yerlerde başka matematiğin kuralları da geçmek zorunda oluyor. Dolayısıyla iş tam hem o senin dediğin gibi teker teker, hem de bir bütün incelenecek. Yani bu işin özü aslında emeğe dayanıyor biraz da. O emeği, bu sabrı gösterirse bir insan, ki göstermek zorunda. Kur'an'dan yüz çeviremeyiz. Kur'an'dan yüz çevirenlerin durumunun ne olduğunu anlatıyor Kur'an bize, söylüyor. Nerelere gittiklerini, ne hallere düştüklerini ve en sonunda sapıttıklarını. Niye? İsrailoğulları bilmiyor muydu Musa'dan gelen vahyi? Kendi ana dillerinde vahiy geliyordu. Ama ne oluyor? Yine sapıtıyorlar ondan yüz çevirdiklerinden. Dolayısıyla biz bir, sorgulamayı kapatmadığımız zaman, iki, Allah'ı ciddiye almamız gerekiyor. Üç, bu emeği vermemiz gerekiyor. Bu üç şeyi sabredebilirsek bir yıl, iki yıl daha zannedersem çok yol kat ederiz. Bu şeyinize bayılıyorum Tevfik Hocam. Böyle kısa, öz ve güzel bir diksiyonla anlatma sanatınıza bayılıyorum. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Yani formülleri bilseniz bile, kavramları anlasanız bile, Kur'an'ı okurken anlamak istediğinizde çaba göstermezseniz, emek vermezseniz, zaman ayırmazsanız inanın hiçbir anlamı yok. O çok evet. Önemli. Neyse, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Süleyman Hocam, eyvallah. Süleyman Hocam, senin şu anki heyecanın aynı Tevfik abi benim ilk tanıdığım zamandaki heyecanını görüyorum. Yani siz şeysiniz, yani siz esasında ikiz kardeş gibisiniz. Üslubunuz da büyük ölçüde örtüşmeye başladı. Bakış açılarınız örtüşmeye başladı. Yani ben Süleyman Hocam'ı dinlerken sanki Tevfik abi oradan konuşuyor gibi. Yani o ilk hakikaten Tevfik abimin o ilk yaptığı derslerde o heyecanı şu an sende görüyorum. Yani aslında ses tonunuz aynı olsa ben diyeceğim konuşan şey Tevfik abi konuşuyor diyeceğim. Yani o kadar örtüşüyor şeyiniz. Bakış açısından. Ama şimdi tartışmaları biraz yüksek tonda yapıyorum. Eve geldiğimde ses mes gidiyor. Ondan sonra biraz tabii sigara da var ama bu son iki yılda özellikle ses gelen bir şey oldu. Çok parmakta. Yumuşak, hep Halide Hocam yumuşak uslup var ya, onu bir türlü şey yapamıyorum. Yani bir insan bu kadar aptal olur mu diyorum. Ya olamaz diyorum. İşte askerin vermiş olduğu bir şey var. Ali Baba. Allah razı olsun. Tevfik Hocam'la tartışarak başladık ama hakikat yolunda giden insanlar ne olursa olsun kinci veya şeyci olamaz. Derdimiz de o, amacımız o. Hep beraber inşallah cennete gitme arayışı, derdimiz bu. Başka bir derdimiz yok. Ama seviyorum hakkını vermek lazım. Süleyman Hoca gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyor. Yakında talebelik yapacağız ona. İnşallah. Başta ben şahidim ona. Zaten şeyhin torunu. Yani ya bir çıkarma. Bak orayı. Olsun. Olsun. Ya bir mucize var da ben bir türlü anlayamadım. Eyvallah ya. Ha, dedesi şeyh olduğu için. Kadevi şeyhi. Aynısını şimdi işte namaz girdi. Şu bu falan filan anlatırken işte peygamber uçan kaçan bir şey değil kardeşim, dünyadaki ayetlere ters falan deyince işte kafir gözüyle bakanlar var. Ya işte diyor Nuh'un oğlu da iman etmemişti diyor. Şimdi şeyin torunu ama olabiliyor işte, bazıları da kafir olabiliyor gibisinden kulağıma geliyor. Evet. Ama şu an mesela adama sen müşriksin diyorsa ya, biri bana müşrik dese herhalde ona dalarım yani.
Adam diyor ki, ben adama diyorum ki sen müşriksin diyorum. Ve bu adam mesela bir gruba hitap ediyor. Hiç üstüne alınmıyor. Ama şimdi Allah inkar etmiyor ya ağızdan abi. O yüzden onun zoruna gitmiyor yani. Yani çok ilginç bir şey. Adamın şeyine gitmiyor. O da senin görüşün falan filan gibisinden geçiştirmeye çalışıyor. Ha bir de tarikatçıların kurduğunda müşrik kelimesini açıklayamıyorlar. Şirk nedir diyorsun, açıklayamıyorlar. Çünkü kendilerini tarif edemezler. Sorun tarikatçılara, şirki bana bir anlatır mısın, müşrik nedir, şirk nedir bir anlatır mısın de kesinlikle anlatmazlar. Evet. Peki arkadaşlar. Oldu. Allah emanet olun. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.